Mersin'in Erzem ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Emin Yıldırım, Tömük Asri Mezarlığı'nda askeri törenle uğurlandı. Cenaze törenine Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, ilçe jandarma komutan vekili Üsteğmen Mustafa Akgül ve askeri Erkan katıldı. Eğitimsen Mersin Şubesi tarafından eğitim öğretim ilk yarının tamamlanması nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yine sınıfta kaldı şeklinde pankartın açıldığı toplantıda açıklamayı Eğitimsen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül yaptı. Eğitimsen tarafından hazırlanan raporu paylaşan Sümbül, pandemi süreciyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime dair söyledikleri tutarsızlıklarını hayretle izliyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararların hep özel okullara göre dizayn edilmesi, özel kurslara göre dizayn edilmesi, pandemi sürecinin başından beri önemli sıkıntılarımız arasında. Biz eğitim ödülü emekçileri olarak kararların öğrencilerimizden, emekçilerden halktan yana olmasını istiyoruz. Genel merkezimizin hazırladığı 11 sayfalık bir detaylı raporumuz var. Bunu sizlere özetleyeceğim. Gerçekten pandemi süreciyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime dair gelgitlerini, tutarsızlıklarını hayretle izliyoruz. Not vermeye dair her hafta değişen görüşler, okulların açılmasına dair her hafta değişen görüşler ve pandemi sürecinde ortak akılla kararları eğitimin bütün kesimleriyle almak yerine ben yaptım oldu mantığıyla alması, hatta bazı kararlarda Milli Eğitim Bakanı haberinin bile olmaması eğitimin yazboz tahtasına dönmesine yol açtı. Biz de bu nedenle bu dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na not vermiyoruz. Diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı. Çünkü gerçekten pandemi sürecini yönetememe, pandemi sürecinde öğrencilerimizden yana eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltacak bir politika izlenmesi gerekirken tam tersi pandemi süreci eğitimde fırsat eşitsizliğini gittikçe arttıran, imkanları olmayan öğrencilerimizi daha da eğitimden uzaklaştıran, bir yandan çocuk şiddetinin, çocuk istismarının, bir yandan çocuk gelinlerin sayısının artmasına da yol açan sonuçları var. Bunlar gerçekten toplum açısından ya da toplumda çok ağırlıklı olarak devam eden kadına şiddet açısından da politikalar nereye doğru evrilmenin bir göstergesi. Şunu belirtelim, biz eğitim ve bilim emekçileri olarak yüz yüze eğitimden yanayız. Çünkü yüz yüze eğitimde eğitimde fırsat eşitsizliği bir nebze olsun giderilebiliyor. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı hem sağlık emekçilerinin hem bizlerin tüm uyarılarını ve sağlık pandemi kurulunun tüm uyarılarına rağmen okullarda gerekli önlemleri almadan göstermelik bazı önlemlerle işi geçiştirerek önümüzdeki dönem tekrar okulları açmak istiyor. Biliyorsunuz geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat itibariyle okulların kademeli açılacağını söyledi. Bir gün sonra fikir değiştirip ağırlıklı olarak açılacağını söyledi. Bu konuda şöyle bir itirazımız var. Biz de okulların açılmasını istiyoruz. Ama şunu soruyoruz. Bir, okulların tedbir aldınız mı pandemi koşulları için? İki, öğretmenleri aşıladınız mı? Aşıladıysanız 28 gün sonra ikinci aşıyı bekleyecek misiniz? Ki aşılanmadığını biliyoruz, henüz öğretmenlerin aşılama işleminin başlamadığını biliyoruz. Başladıktan 28 gün sonra ikinci aşı yapıldığında ancak öğretmenler bağışıklığını kazanmış olacak ve bu koşullarda ancak okullar açılabilir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi önünde Maskeler Konuşuyor eyleminin ikincisini yaptı. Özlük haklarımız için mücadeleye devam sloganıyla yapılan eylemde sağlık çalışanları üzerinde 3600 ek gösterge nerede? Vergi yükü azaltılsın. Covid-19 meslek hastalığıdır. Şiddete, mobbinge hayır. 7/24 kreş istiyoruz yazılı maskeler taktı. Burada grup adına açıklama yapan Ses Mersin Şubesi Örgütlenme Sekreteri Sevgi Başkavak, sendikanın çığlığımız duyulmadı, taleplerimiz görülmedi, şimdi sıra maskelerimizde adıyla kampanya düzenlediğini anımsattı.
siyasi iktidar tarafından bize söz verildiği halde halen düzenleme yapılmayan özlük haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyasi iktidar ve hiçbir şekilde sağlık emekçisini görmeyen Sağlık Bakanlığı yıllardır ekonomik ve özlük haklarımız için bizi görmezden geldi. Duymadı, yok saydı. Haklarımızı vermedikleri gibi her geçen gün haklarımızı budayan düzenlemelerle özlük haklarımızı daha da geriye götürdü. Bizi açlık sınırının biraz üzerinde sefalet ücretine mahkum etti. Bunun yanında özlük haklarımızı iyileştirmediği, geliştirmediği gibi değişik ve sözleşmeli istihdam modelleri oluşturarak kadrosuz ve güvencesiz çalışma modeli yarattı. AKP iktidara gelmesiyle birlikte sağlıkta dönüşüm programını başlatarak sağlık kurumlarını ticarethaneye, hastaları da müşteriye dönüştürerek sağlıktaki yıkım sürecini başlattı. Pandemi dahil yağmurda, çamurda hakkımız olanı talep etmekten vazgeçmeyecek ve her yerde görünen ve görünmeyen emeğimizin karşılığını almak için haykıracağız. Tüm bu haklı taleplerimiz yerine getirilmesi ve bunlar hayata geçirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizi, bu mücadelede tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle halkımızı yanımızda olmaya ve bizleri desteğe çağırıyoruz. Mersin'in Erdem ilçesinde sanayi sitesinde bir tamirhanede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Otogaz sisteminde arıza olan bir otomobil tamirhaneye girdikten bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamada iş yeri sahibi Osman Ata, çalışanlardan Serkan Ata, kılıç kalkanla ismi öğrenilemeyen otomobil sahibi yaralandı. Patlamanın ardından Erdemli sanayi sitesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu diğerlerine göre ağır olan Kılıç Kalkan, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamaya LPG tankından sızan gazın alev almasının neden olduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Maalesef üzücü bir olay yaşadık ama en sevindiğimiz noktalardan bir tanesi. Ölümcül bir durumumuz yok. Tabii bu LPG ile uğraşan esnafımız, tabii her an her şey olabileceği bir meslek. Diğer meslek gruplarına benzemiyor. Tabii her an patlama da olabiliyor. İşte bir şase alabiliyor, şaseden olabiliyor. Ama can zayiatımız yok. Sevindiğimiz nokta bu. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarımız sağlığına ve işine kavuşurlar. Adıyaman merkezli Mersin ve Adıyaman'da yapılan fuhuş operasyonunda mahkemeye çıkarılan 6 şahıs tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Adıyaman merkezde 3, Mersin'de 2 ve Kahta ilçesinde de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 8 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Evci Mahallesi'nde internet modeminden kaynaklanan yangın sonucu evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret etti. Bilgisayar buradaydı. Çocuklar eve kadar şimdiydiler. Evet. Elektriğin kesilmesiyle, hani biz dışarı çıkabilir miyiz dediler. Kızım tamam çıkın dedi. Biz de otobüste kaybabım bile yemiyordu. Bir anda elektriğin gelmesiyle her şey pat diye ses duydu. Her tarafı alev aldı. Başkan Gültak, evin bakım onarım çalışmaları için ilgili birimlere talimat verirken, kullanılamaz hale gelen eşyalarla ilgili destek sözü de verdi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan Evci Mahallesi'nin Dağılgan mevkiindeki bir evde internet modeminden çıkan yangın, kısa süre içinde evin belli bir kısmını etkisi altına almıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Bakkaylı ailesine ait ev büyük ölçüde zarar görmüştü.
Olayın ardından geçmiş olsun ziyaretine giden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yangın mağduru Bakkayla ailesine destek vermek ve yaralarına merhem olmak için hemen harekete geçti. Başkan Gültak, evin kapı, pencere, çatı, boya gibi onarımlarının yapılması için ilgili belediye birimlerine anında talimat verdi. Aileye mobilya, beyaz eşya yardımında bulunmaları için bazı iş insanlarıyla da telefonla görüşen Başkan Gültak, yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Biz iyi günde de, kötü gününde de insanlarımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek ailemize her türlü yardım elini uzatacağız dedi. Fakat şey de gitmiş, yani buzdolabı, işte oturacak yatağı matağı hiçbir şey kalmamış. Buraya bir ufak bir yardımın olur mu abi inşallah? Tamam. Tamam abi, Allah razı olsun, Allah hayırını kabul etsin inşallah. Kolay gelsin, sağ olun. Gözden sonra gelecekler. En azından hızlı bir şekilde bir boyasınlar. Tamam. Sonrasını ufak ufak toparlarız Allah nasip ederse. Teşekkür ederim. Allah'a korusun. Allah kötüsünden korusun. Bana gelsin de cana gelmesin. Tamam.